İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde bir teknede 20 sığınmacı yakalandı. Maraga katliamının 29. yıl dönümü, teröristlerin Arsak Savaşı'na katılımının bir kanıtı daha. Aç kalan militanlar protesto eylemi düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Komitesi, Biden'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid'i tanımaya çağırmak için bir imza kampanyası başlattı. Putin ve Erdoğan Arsak Anlaşmazlığı'nın çözümünü tartıştı. Ararat Dağı'nda yeni bir kelebek türü tespit edildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'ye destek. Valilikten yapılan açıklamaya göre Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis Bayiş'in Yelkenli Köyü bölgesinde devriye görevi yapan Ahlat Asayiş Bot Tim komutanlığı ekipleri gölde şüphelendikleri tekneyi kontrol etti. Teknede yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 17 Afganistan, 1 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere yabancılar ve uluslararası koruma kanununa muhalefet suçundan 94.920 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. 10 Nisan 1992 tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İç Birlikleri ve OMON adlı özel kuvvetlere bağlı birlikler Artsakh'ın Mardagert bölgesindeki Maraga köyüne saldırarak orada gerçek bir katliam gerçekleştirdi. Köylüler sabah saat 6'da ağır bir topçu bombardımanının başladığını hatırlıyor. Öz savunma güçleri iki saldırıyı püskürtmeyi başardı. Ancak öğleden sonra zırhlı araçların yardımıyla Azerbaycan birlikleri köyü işgal etti. Azeri militanlar köyde sadece birkaç saat kaldı. Ancak bu süre zarfında 5000 nüfuslu en büyük Artsakh köylerinden birini neredeyse tamamen yok etmeyi başardılar. Köylülerin çoğu kaçmayı başardı. Zamanı olmayan ve Marghara'dan ayrılamayanlar yaklaşık 50 kişi aşırı zulümle öldürüldü. 49 vatandaş esir alındı. Rehinelerin bir kısmı daha sonra iade edildi ve birçoğu fiziksel ve ruhsal olarak sakatlandı. 19 kişinin kaderi hala bilinmiyor. Gece yarısı Ermeni birlikleri Maraga'yı kurtarmayı başardılar. Köye girenler korkunç bir manzara gördü. Maraga gerçekten kan içinde boğuluyordu. İnsanlar akrabalarının, komşularının ve köylülerin kalıntılarını toplayıp gömdüler. Artsakh'a karşı savaşta Azerbaycan'ın dahil ettiği Türk yanlısı Süleyman Şah Gerici terör örgütünün militanları birkaç aydır alamadıkları maaşlarını talep ederek Afrin'de protesto mitingi düzenlediler. Armen Press, ANF News'e atıfta bulunarak verdiği haberde militanların kendi komutanları Abu Hamza'yı suçladığını aktarıyor. Onlara göre Hamza, Türk sponsorlardan alınan parayı kendine gasp etti. Militanlar Telegram kanalında protestonun videosunu paylaştı. Askerlerden biri, "Dağlık Karabağ Türk Devleti ile birlikte gittik. Şehitlerimiz var. Tuğgeneral Abu Hamza bizim ve şehit ailelerin paralarını aldı. Yiyecek için paramız bile yok. Bunu kabul etmiyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Komitesi, Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin eylemleri sayesinde iki partili bir imza kampanyası başlattı. Bununla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ı 24 Nisan mesajında Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımaya çağırıyor. İmza kampanyası ünlü kongre üyeleri, halkımızın büyük dostları olan Adam Schiff, Gus Bilirakis, Frank Ballon, David Valladao, Jackie Spears tarafından başlatıldı. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in girişimiyle 38 senatörün katıldığı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda geçtiğimiz ay aynı taleple iki parti tarafından bir dilekçe başlatılmış olması dikkat çekicidir. Armen Press'in Kremlin basın servisinden edindiği bilgiye göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken diğer konuların yanı sıra Artsakh sorununun çözümüne de değindi. Kremlin'den yapılan açıklamada Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamanın sürekli olarak uygulanması yönünde durumun daha da istikrar kazanmasını sağlamak için Rusya'nın adımlarını övdü. Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile son temaslarının sonuçları hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.
Her iki tarafta Güney Kafkasya'daki ulaşım altyapısının rehabilitasyonunun yoğunlaştırma ihtiyacı konusunda anlaştığı denildi. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nda yapılan araştırmalarda yeni bir kelebek türü belirlendi. Batı Ermenistan'ın Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince desteklenen proje kapsamında Iğdır bölgesindeki kelebek türlerinin tespiti ve yeni türlerin keşfi amacıyla çalışma yapıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonucunda daha önce dünyada kayıt altına alınmamış olan yeni bir kelebek türü tespit edildi. Proje ekibi yeni tespit edilen kelebek türüne Ancylos Iğdır adını vererek kayıt altına aldı. Öte yandan proje boyunca Batı Ermenistan'da daha önce kayıt altına alınmamış 12 yeni tür tespit edildi. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV dünyadaki Ermenilerin sesidir. Misyonu Batı Ermenistan'ı dünyaya ve Batı Ermenistan'ın yerli halkı olan Ermenilerin günlük yaşamını, kültürünü ve binlerce yıllık tarihini tanıtmak olan bir televizyondur. Hepimiz İki komşumuz olan Azerbaycan ve Türkiye'nin küstahça tarihi tahrif etmek, kültürümüze el koymak ve mümkünse atalarımızın bıraktığı muazzam maddi mirası yok etmek istediklerine tanık oluyoruz. Kuruluşumuz Western Armenia TV, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde Ermenilerin manevi ve maddi mirasını korumada ön planda bulunmaktadır. Düşmanlarımız değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi her ne kadar yok etmek isterlerse de başaramayacaklar. Çünkü mücadelemiz adil ve hukukidir. Vatanımız ve kimliğimiz için savaşıyoruz. Bu mücadelede her birinizin yardımına ve desteğine ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lorikcan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.